Videonun başlığını buldum. Ne? Tire köftesi nasıl yapılmaz? Bakalım bu akşam dışarıdan ne yiyeceğiz? Ben 4 yıl kebapçılık okudum. Ya bundan kaç tane yememiz gerekiyor? Şöyle bir şey oldu. Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda tire köfte yapacağız. Tire kebap mı? Kebabı mı? Tire kebap yazıyor. Tire kebap yapacağız. Nereden esti? Bir haftadır Ömer İzmir köfte diye ama asla adının İzmir köfte olduğunu bilmeyerek bana böyle köfte olsun, yanında patates olsun, suyu çok olsun diye köfte istiyordu. Sonra onun tarifine bakarken böyle YouTube'daki önerilerde tire kebabı diye böyle video vardı. Sonra ona girdik ve ağzımız böyle sulandı. Sonra dedik ki onu yapmayıp bunu yapalım dedik. Ve ilk defa deneyeceğiz şu an. Kötü olursa... Kötü olursa aç kalacağız. Bunun bir benzerini Manisa'da yemiştik aslında. Manisa kebabı mıydı? Evet. Biz dedik ki o gün, İzmir'den mi dönüyorduk? Biz nereden dönüyorduk? Bir yerden dönüyorduk. Neyse, yolda böyle bir yerde lavaboyu falan bir şeyler yiyelim dedik. Ankara'dan mı dönüyorduk? Hayır tabii. Ne alaka? Sonra işte Ömer böyle menüye bakıyor. Ben dedim dümdüz yufka, gözleme falan yiyeyim. Ömer dedi ki Manisa kebabı falan yaptı. Manisa kebabı neymiş dedi. Sonra biz dalga geçtik. Ne alaka? Manisa'nın kebabı mı olur falan diye. Manisalılar bu videonun altına yorum yapsın. Sonra bir geldi. Çok güzel bir şey. Böyle sumak oluyormuş içinde. Yoğurt var. İskender gibi ama aslında değil gibi falan. Böyle küçük küçük ince ince köfteler var böyle. Çivide ama şişte. Çivide. Çiviye geçiyorum. Şişte pişirilmiş gibi. Güzeldi. Aynen. Sonra biz bu tire köfteyi görünce aklımıza o geldi. Sonra böyle onun tadını aldık galiba. Aynen. Hatırladık. Aynen. Sonra böyle dedik ki koş markete. İzmir köfteyle ilgili şöyle bir sıkıntı var bu arada internetteki tariflerde. İzmir köfte benim sevdiğim tarzı bol sulu. Suyunun da koyu olması, bol salçalı olması. Tam bir babaanne yemek tarzını düşünün böyle. Her şey congur congur sulu yani. Aynen, hepsi birbirine karışık. Bütün yemekleri öyle seviyor. Öyle hadi. Seviyorum. Hiçbir modern yemeği sevmez. İnternette yani. De hiçbir yemekte öyle yok. Yani İzmir köftenin hiçbiri o şekilde sulu değil. Ben yani fabrikada, iş yerinde çıkan o öğlen yemeğinde bol sulu, ince patatesli köftesinin ortası böyle tombul ince kenarlara. Onu istiyordum. Neyse İzmir tire kebabı. Tire kebabını görünce de hazır o yörelerden. Hem de yapımı kolay, tadı da güzel olursa paylaşalım dedik. Bakalım ne olacak. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bir yılı geçti. Neredeyse düzenli olarak video atıyoruz. Siz de ileride... Abi biz bu kanal 200 aboneyken beri takip ediyoruz demek için. Size biri dediğinde böyle bir kanal var. Siz de ya onlar bizden diyebilmeniz için şimdiden takip edin. Abone olun. YouTube'a abone çekebilmek adına bir de TikTok açtık. Ve bu konuda aşırı derecede ön yargılıydık. Bence hala da öyleyiz. Evet, yani. TikTok ne ya falan diyorduk ama bir oradan abone gelirse var ya ben TikTok köpeğim olurum ya. Yani daha bir şey de paylaşamadık. Bir tane evet, yani bir Ece sağ olsun. Artık. Ece ve Belmen sağ olsun. Onların yardımlarıyla aynen. İlk videomuzu paylaştık. Sülalemizin TikTok mühendisi. TikTok dili ve edebiyatı okuyan Ece ve Belmen'in yardımlarıyla bir tane TikTok yükledik. Yani amacımız oradan da YouTube'a abone çekebilmek aslında. Oraya da bakarsınız eğer varsanız orada da. Düzce'ye gittiğimizde, geçtiğimiz hafta Düzce'ye gittik. Zümra çok güzel bir hediye yapmıştım. Nur'dan aylardır istediğim bilekliği Zümra yaptı. Ömer bunu aldıktan sonra dedi ki Zümra ben Nur'a söylüyordum asla yapmıyordu. Teşekkür ederim falan dedi. Zümra dedi ki Zümra bu arada ikinci sınıfa gidiyor küçük yani. Yapmaz! Yalvarsan da yapmaz! Çok iyi tanımış. Seni gerçekten öylesin. Tam da istediğim gibi yaptı. Rengi de istediğim gibiydi. Teşekkür ederim ona buradan. Feyza'yı da öpüyorum. Ali Kemal'i. Bir tane daha yeğenim var bu arada. Adı Senla Ayn. O daha şu an tanımıyor. Daha YouTube'un ne olduğunu bilmiyor. Sadece ceviz adamı izliyor. Evet. O zaman geçelim hadi bakalım. Şimdi kıymayı biz yarım saat önce falan tuzla yoğurduk ve dolapta beklettik. Şu an onu alacağım. Normalde insanlar bunu bir gün falan bekletiyormuş ama bizim vaktimiz yok. Olmazsa ondan yani. Benden dolayı. Evet. Muhteşem. Çok korkuyorum. Tire kebabı ile ilgili bak öğrendiğim tek şey köftesinin içine sadece tuz atılıyormuş. Başka bir şey yok. Tek o kadar video izledik tek aklına kalan bu mu? Allah bu oldu sadece. İnsanlar bunu demir şeye diziyor ama bizim elimizde bu var. Bence aynı işi görüyor zaten. Sonuçta bunu aynen. Mangal ateşinde yakmayacağız yani. Tavayı alıyorum. Bunu da mı yapayım ya? Yap bakalım. Şunu da mı yapsam? Birini de yap artık.
Ay, bu tavayı da kullanmıyordum ama kullanmaya başladım ha. Ya bunu sen yapsan ben çeksem olmaz mı? Tamam olur. Oley. Aşkım şimdi bundan ceviz büyüklüğünü alıyorsun. Tamam direkt elimle alayım mı? Biraz yoğur önce. Biraz daha. Yani her... Yani şöyle yapacaksın. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Tamam elimi yeni yıkadım bu arada. Yeni duştan çıktım. Dünyanın en büyük yalanı. Sen duşta, sen elini duştan duşa mı yıkıyorsun kardeşim? Giriyorum. Ya hadi. Wow. Az önce ben bu işlemi yaparken çok kötü şeyler yaşadım. İğrenç bir his. Ay çok kötü. Bir de biz bu ara yeni bir diziye başladık. Adını asla söyleyemeyeceğim kadar uzun bir dizi ve o dizide sürekli böyle kadavralar, organlar falan. Şu sesin aynısı orada çıkıyor bakın. Evet. Yaptık. Aynen. O yüzden aklıma o geldi. Cabinet of Curiosities. Bir şey, Netflix dizisi Guillermo del Toro'nun çok güzel bir diziydi ya. Bunu kıyma yoğururken anlatalım. Bunu del Toro görse... Hayat adama neler yaptırıyor. Evet. Hayat kim? Çok kötü oldu. Şey, ben gülmekten kamerayı titretiyorum biraz ama. Bir şey olmaz. Yani şu an tek problemimiz bu mu? Tamam, şimdi ondan ceviz büyüklüğünde toplar yap. Böyle ayık ayık mı? Biraz toparlı olmaz. Kıyma olamaz. Bozulmuş olma, olamaz değil mi? Hayır. Hayır. Dedikten sonra bizim 3 saat sonra acilden foto atmamız yok mu? Hı. Kardeşim biraz hızlı. Bizim siparişler çok... Bak dedikten... şu hareketi de anca yaşlı anneler bilir bak. Biraz da su tutmak lazım. Tamam. Evet, tamam. Şimdi aldım bir miktar. Şimdi ceviz büyüklüğünde top yap. Yapmana gerek yok yani. Onu bir tane çubuk çıkar oradan. Ben çıkarayım sana. Yok çıkarıyorum. Şimdi onu diz bakalım. Hadi bakalım. Kebapçı, kebapçı. Bu şu an büyüklüğü yeter mi? Yeter. Başından sonuna kadar yapmana gerek yok bak. Şöyle şu kadar yapsan yani. Şöyle. Tavaya, tavaya koy bakayım o sığıyor mu? Çubuğu koy sadece. Çubuk sığıyor değil mi? Sığıyor. Değiyor mu yere? Yere değmiyor. Kenarları değmesi mi lazım? O biraz bunu kır bak. Şu kadar kır mesela. Püf noktası. Kırdım. Öyle at onları da aynen. Şimdi yap bakalım. Ha, değiyor şu an. Hadi bakalım. Tamam geçiriyorum. Benim telefonum çalıyor galiba. Evet öyle devam edeceksin. Bir saniye. Bir sıkıntı var. Yapışmıyor. Öyle olacak zaten. Sen sıkacaksın. Tamam mı? Bakayım göremiyorum ki. Aşkım bizim yediğimiz öyle miydi? Sen ne yaptın? İzmir köfteyi şişe batırdın. Biraz incelt yani. Of çok güzel elini şimdi batırdın ya kamerada tutamıyorsun. Sana kaldı. Çok iyi geldi bu bana. Pardon. Hı. Bizim iki porsiyon tire köfte vardı. Nerede kaldı acaba? Hemen geliyor hanımefendi. Hemen geliyor. Ocağımızda bir sorun oldu. Ustayı herhalde kovdular. Usta çok iyi, usta çok iyi. Yeni geldi. Aşkım hala birincide misin? Evet, yayılmıyor bu. O adamlar nasıl şak diye yayıyordu? Neden acaba adam artıyor? Ya tamam da. Ayrıca demiri adam sanıyor. Yani demir, yani demir olsa her şey okey yani. Yap o zaman çatalı sapına yap bakalım. Aa öyle mi yapsak? Saçma. Canım bu böyle olsa, bakayım. Bunu ben çünkü az almışım. Bakayım. Burada bir ufak delik var. Aşkım o pişerken düşüverecek. Yok yok düşmez. Gerçekten düşecek. Ya yemin ederim aç kaldık. Üstüne ya. O zaman... Şöyle şöyle yap bak. Üstüne bak alça atayım. Bak şöyle yaptın ya. Şöyle 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 yaparak ilerle. Biz de gördük o videoları. Tire köfte benim başıma bela alacağını hiç düşünmezdim. Uyku bunu yapalım derken iyiydi. Bak bozdurdun bana köfteyi. Tamam bu ya. Tamam hadi. Tabağa koy onu. Az köfte aldım. Aşkım önce. Hızlan ya. Akşam oldu gideceğiz daha. Oraya değil. Tabağa koy aşkım. Bu kopacak galiba. Bir kaldırsan onu. Yok kaldırsam dökülecek. Bak ikinci daha güzel olacak. Hadi bakalım. Sen bu çubukları nereden almışsın? İyi yaptın bu arada. Annemlerin evinden çaldı. Ne işe yarıyordu bunlar normalde? Onunla tavuk şiş falan yapıyoruz ya. Bir gün eğer olur da yaparsam diye almışım ama. Tavuk şişten tire köfteye. Aynen. Oo. Ya. Pardon ustanın sakatlan. Usta. Ustamın kökü sarıdır. Sen gelmek ister. Bir tane daha yap. Kendi yiyeceklerini yap ben kendime yaparım.
Niye ya? Benimkiler olmasın. Şimdi geçen akşamki yemek mevzusundan dolayı pişman mısın kardeşim? Sen geçen akşam neyi yapamamıştın? Yapamamıştın mı? Ama sen bizi orada fena gaza getirdin, çok güzel oluyor diye. Of hadi hızlan, kollarım koptu ya. Tripoda koyayım mı şunu? Yok koyma ya. Niye? Bütün kıymalar böyle kötü kokuyor mu? Evet. Tamam mı bu? Tamam hadi. Hadi hadi. Ya Allah! Bir saniye. Ay midem bulandı hadi. Hop! Bakın. İşin püf noktası yok. Bilmiyorum çünkü. Videonun başlığını buldum. Ne? Tire köftesi nasıl yapılmaz? Nasıl yapılmaz serisi. Ne gerçekten öyle kalmış. Oldu. Aa bak bu daha iyi oldu. Bakayım. Ay fail şelalesi yemin ederim. Vallahi bu daha iyi oldu. Tamam hadi bırak artık ben devam edeyim. Dedikten evet, sonra benim daha kötü. Bu ne banyoya ya? Git banyoda yıkan. İyice sabunla. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz eserlerini. Bakalım bu akşam dışarıdan ne yiyeceğiz, çok merak ediyorum. Aşçı değişikliği yapıyoruz. Ben ultra zeki ve üstün yetenekli bir insan olduğum için bunları önceden çıkardım ve boylarını kısalttım. Aşkım bunu biraz inceye yapsaydık da bari. Oo yalnız bir şey değil mi? Oha benimki oldu. Nasıl böyle tek de başardın ya? Ben 4 yıl kebapçılık okudum. Ya belki güzel olmaz ya öyle. Oha benzedi lan. Vallahi tek de oldu. Yemin ne? Ederim. Ne? Elini mi ıslattın? Hiçbir şey yapmadım yemin ederim. Ya bir benim yaptığıma bak. Oha! Bak. Yalnız İyi, inşallah olmaz da sen şimdi her dakika bundan istersin. Köfte olursa kütüğüme tire yazdıracağım kimliğime. Kimliğimde neresi yazıyordu benim Ömer artık evlendiğimiz için? Bu ne gürültü ya? Bu arada bizim bir önceki kaldığımız apartmanda hiç ses yoktu. İnsan yoktu çünkü. İnsan yoktu aynen. Burada da tam tersi insan dolu olduğu için bir sürü gürültü oluyor. Vallahi helal olsun. Ben ya, nasıl beceremedim bu kadar? Şu an bu önemli olan bunu bu kadar dizmek değil de bence pişirmek dağıtmadan. Nur yıllarca bu arada benim çirişaneli olmamla dalga geçti. Bir saçmalama hiç. Bir evlendik. Kendisi de çirişaneli. Bir baktım E-Devlet'ten bir şeyler Osman Gazi falan yazıyor böyle. Ne yazıyordu senin kütüğünde? Nalbantoğlu. Biraz daha geç kalırsak ben bu kanalı kapatıp nefis yemek tariflerini kebapçı olarak işe başlamak istiyorum. Nefis yemek tariflerinin hesap sahibi beni duyuyorsa bu videonun altına gelsin. Ya bundan kaç tane yememiz gerekiyor? Bundan 3 tane gerek. Vardı. 3 tane mi? Ne 6 bu? Tane vardı pardon. Senin bir tanesi zaten 3 tane. Kazıklayan, bakar mısın? Ne kazıklayan kadar restoran tribi. Bakar mısın? Vallahi evet benimkiler hiç olmadı ya. Sen böyle elinde yuvarladın mı çubuğu? Hayır. Ben döndürüyorum işte. Ha. Yaptığı yemeği bu kadar tiksinerek yapan tek biz varız bence. Et yemeklerini yaparken görmek ya da işte böyle dokunmak falan. Çok kötü ya. Aynen. Bu yaşıma kadar da kıyma ellememiştim bu arada. Yok artık ellemişindir illa. Ellemedim. Geçen sene ellemedim. Üst kattakiler her gün topuklu ayakkabıyla yürüyorlar bence. Ben buna inanıyorum. Sabah mesaileri 6.30'da başlıyor. Gece 1-2 fark etmiyor. Aynen. Geçen akşam şikayet etmek üzere bayağı dellendim ben. Çocuk sesi bir kesildi aslında. Şimdi de yürüme problemi başladı. Yürüme değil, koşma o bile. Ya buradaki evleri kartondan yapmışlar muhtemelen. Yeni evlerde fon karton. Ama insanlara da biraz dikkat etmesi lazım. Sonuçta tek başına yaşamıyorsun müstakil evde. Bana acaba kıymanın olmayan tarafı mı denk geldi ya? Bak sen de yapamadın şimdi. 3 tane daha yapayım. Bir tane daha ya. 10 olsun 5 kırarız. Ya çok kötü oldum ya. Sen tereyağını falan çıkarsan. Rüyamızda hanım burada. Bu hızlı bir şekilde pişiyor herhalde zaten buraya. Şu an muhtemelen 5-10 dakika içinde olacak bu. Ama daha tereyağına falan şey yapacağız. Ben elime geliyorum. İşte geliyor. Özellikle harika. Wow, aşçı coştu. Salça, tereyağı ve yoğurt varsa biliyorsun her yemek benim kabulüm. Bunu nasıl yapacağız? Tamam koy öyle. Bir yerde de domates yeri falan pişmeyeyim zaten. Birinci tava görevini başarıyla tamamladı. Şöyle bir şey oldu. Çok fazla köfteleri soğutmadan. Ya köfteleri tekrar sıcak tavaya alacağız ya. Hala anlayamadım. Her yer koptu var ya. Daha ne güzel temizlik yapmıştım ha. Şimdi mükemmel tire köftelerini ayıklıyoruz.
Sanki olacak gibi ya. Bir de sosunu yapıştırıyorum. Pardon. Geliyor hanımefendi. Pardon. İki de kola vardı bizim. Kebapların son hali bu. Bir an önce yemek istiyorum. Yerken nasıl çekeceğiz kendimizi? Şimdi tadına bakıyoruz. Soğumadan hemen yemek istiyorum ben. Nasıl? Berbat. Korkuyorum ya. Bu ne ya? Bu kıyma bozuk. Abi saatlerce uğraş. Kıymanın kokusundan belliydi ama. Limonata iyi geliyor için. Bu arada bence olacakmış aslında ama yani bizim kıymada problem var. Ama yaparken var ya anlaşıldı yani var bir şey. Yok bırak bırak. Biber yiyeceğim. Sen bilirsin. Ben biberden bir şey olmaz. O kadar uğraş, yediğin şeye bak. Kimse bunu yapmasın. Yok be olur ya bu. Biz kıymadan kaybettik. Şimdi biz çok büyük bir kanal olsaydık bak. Bu videonun sonunda ne olur biliyor musun? Yemek sepetinden reklam almış olurduk. Oradan söylerdik. Evet. Şu an büyük bir kanal olmayıp gene de oradan söyledik. Oysa ki bir hafta boyunca midesinden rahatsızlanan Ömer daha yeni iyileşmişti. Turşalık tarlası yanmış köylüyüm. Gerçekten yiyemedik yani. O kadar kötüydü ki etin tadı. Yemedi bırak kusacağım ben şimdi. Ben ağzımdakini hemen çıkardım Allah'tan da Ömer küçük de olsa bir yudum yuttu ve şu an gerçekten midesi ötüyor inşallah. Tanzanya çorbası mıdır ne dokunduysa bilmiyoruz. Bir hafta boyunca gerçekten hiçbir şey yemedim. Evet nereye gidiyoruz sire köftesi yemeye? Cehennemde.